iyisin inşallah. Allah razı olsun, çok iyi şu an. Bir sıkıntın yok. Hiçbir sıkıntımız yok sayenizde. Gayet iyiyiz. Düştüm yere, kaldım o şekilde. İşte kalkmaya çalıştım, kalkamadım. Hani ben kısmen feş geçirdim, hiç bilmiyordum. Ne tarafın tutmadı? Sol tarafın. Gerçi olduğum bilicinin de yoktu. Hani konuşamıyordum, algılama da yoktu bende. Hemen feş geçirdiğimi söyledim. Yani sarmış tutmadığını fark ettim. O sırada siz geldi zaten hocam. Teşhisi buydu. Tarafım tamamen tutmuyordu. Acilden sonra ilk bir data, iki data sonra yani erken ekibimizle böyle müdahale etmez, bizi hayata döndüreceğiz. Evet, bizim için önemli. Zaman eşittir, evet. Beyin diyoruz. Hatala kaldı, o şekilde vefat etti. O an olarak aklıma gelmiş, ben de o süreci ben de mi yaşayacağım diye. Çok şükür sizin sayenizde, şu an oturuyoruz, konuşalım. Ben dedim hani Cengiz dışarıdan filologa mı getirsin ama... Ne kadar erken müdahale edersek, hastanın beyin damarını ne kadar erken açarsak, hastanın felç kalma riskini o kadar ortadan kaldırıyor. Hocam işte konuşamayan değil, tekrar geriye dönebiliyor. Bu dünyadaki son sistem bir tedavi şekli. Bizim merkezimizde işte Doğu Anadolu bölgesindeki ilk merkez. Tabi burada önemli olan hastanın ne kadar erken bize ulaştığı, erken müdahaleyle çünkü ne kadar... Size de aslında tekrar çok geçmiş olsun. Şurada tıkalı damarı Murat Bey. Evet hocam. Daha sonra... Şurası senin tıkalı damarın. Evet hocam. Burada tıkalı olduğu yer. Daha sonra biz anjiyo sonrası o tıkalı damarını açıyoruz. Bu da açıldıktan sonra bu bölgeyi görüyorsun. Evet hocam, kanın tıkalı zaten. Şu bölgeye hiç kan gitmiyordu. O yüzden kolun bacağın tutmuyordu. O yüzden konuşamıyordun, anlaman bozulmuştu. Biz bu bölgeyi açtıktan sonra ilme hastalığı yaşla birlikte sıklığı artan bir hastalık ki dünyada her 6 saniyede bir kişi ilme geçiriyor ve her 60 dakikada bir kişi de ilmeye bağlı ölüm görüyoruz ilme hastalarında. Yaklaşık 70 yaş civarında binde 20 sıklıkta görüyor. Yani her 1000 kişide 20 kişi 70 yaş civarında bu hastalıktan muzdarip oluyor. 45 yaş civarına kadar görebiliyoruz. 20'li yaşlarda da görebiliyoruz. Yaşa bağımlı mı? Evet, yaşa bağımlı, yaş arttıkça sıklığı artıyor ama genç yaşlarda da görebiliyoruz. İlme hastalarına erken müdahale ile hastaların felç kalmasını veya ölmelerini engellemeye çalışıyoruz. Merkezimiz bünyesinde erken dönemde damar tıkanıklığıyla gelen hastalara hızlıca müdahale ediyoruz. Hastayı hemen anjiyo ünitesine alıyoruz. Tıkalı beyin damarını tespit ettikten sonra o damarın açılmasını sağlıyoruz ve böylelikle hastaların felç kalmasını engelliyoruz ki ilme dünyada sakat bırakma ve engellilik konusunda dünyada birinci sırada yer alan önemli hastalıklardan bir tanesi. Dünyadaki ikinci en sık ölüm nedeni ilmeye bağlı ölümler oluşturuyor. Merkezimiz yaklaşık 2017 yılından beri bu tür hastalara hizmet vermekte. Bölge hastalarına, bölgedeki hastalarımıza hizmet etmekteyiz. Bugüne kadar yaklaşık 500'ün üzerinde anjiyo işlemi gerçekleştirdik ve yüzlerce hastanın hayatına dokunabilme imkanımız oldu. Sadece erken dönemde ilme hastaları değil, ilmeye neden olan şah damar tıkanıklığı olan hastalarda da o bölgelere stent takarak hastaların uzun dönemli ilme geçirmelerini veya daha ağır bir ilme geçirmesini engelliyoruz. İlme hastalarında bizim için en önemli olay süre, zaman. Çünkü zaman bizim için çok önemli ki hatta biz şöyle diyoruz, zaman eşittir beyin. Ne kadar erken müdahale edersek biz bu hastalara o kadar hastaların sağ kalmasını sağlıyoruz. Kabaca hastanın ağzında kayma, konuşmasında bozulma, kol ve bacağında kuvvetsizlik, uyuşma, denge kaybı gibi şikayetler ilmenin erken bulguları olabilir. O yüzden evde zaman geçirmeden işte suya sokma, duşa sokma, işte sarımsak yedirme gibi işlemler ki toplumumuzda en fazla bu tür işlemler yaptırılıyor. Bu tarz yanlış işlemler yapılmadan bir an önce hastaların 112 vasıtasıyla ilgili merkezlere gelmesini önemli tavsiye ediyor. Murat Bey bize geçen ay gelmişti. Sol tarafında kuvvetsizlikle gelmişti. Sol kol ve bacağı tutmuyordu hastamızın. Konuşmasında bir bozulma olmuş ve bilinci tama yakın kayıp halde bize gelmişti. Hasta hemen hızlıca tomografi ve ilaçlı tomografi çektikten sonra hastanın ana damarında tıkanıklık olduğunu tespit ettik. Hızlıca hastamızı anjiyo ünitesine aldık ve tıkalı damarı özel geri alınabilir stent sistemiyle o pıhtısını çıkarttık, aldık ve hastanın tutmayan sol kol ve bacağının tekrar hareketlendiğini gördük. Bu vasıtayla Murat Bey tekrar
eski sosyal hayatına, eski işine geri dönebildi. Diğer hastamız da Hasan Bey. O da yine bize geçen aylarda gelmiş bir hastamız. O da yine bize sol kol ve bacağında kuvvetsizlik şikayetiyle gelmişti. Onu da tamamen hareket edemez durumdaydı. İki hastamız da bize erken dönemde geldi. İlk bir saat içerisinde bize müracaat ettiler ve biz her iki hastamız da bir saat içerisinde anjiyoyu aldık. Her iki hastamızın da tıkalı olan beyin damarlarını açtıktan sonra çok şükür her iki hastamız da normal sosyal hayatlarına, normal iş hayatlarına devam ettik. Banyoya çıktım her yüzümü yıkamaya. O sırada banyoda düşünce yıldım kaldım. Sol tarafım tamamen tutmuyordu. 112 acil aradık. Bizi hastaneye getirdiler acile. Hocamız ilaçlı tomografi çekti. İşte beyin damarının tıkandığını gördü. Hızlı bir şekilde anjiyo yaparak tıkanan damarı açtı. Tekrar sol tarafımız hareket ettirmeye başladık. Yani hızlı bir süreç sonucu kendimizi toparladı çok şükür. Teyzemin eşi vardı. Kendisi felç oldu. Müdahale edilemedi kısa zaman içerisinde. O şekilde yatağa kaldı, o şekilde vefat etti. O süreç geldi bana aklımda. Ben de o şekilde mi olacağım diye. Sağ olsun Emrah Hocam hızlı bir şekilde bize müdahale etti. Sağlığımıza bizi kavuşturdu. Kendisine teşekkür ediyorum. Zaten işim gereğinde tesisatçıyım. İnşaatta ağır işlerden. İşte başımda işte bu felçli geçtiği zaman 112'yi aradım. Sağ olsun Emrah Hocam. Allah razı olsun. Müdahale etti. Sol kolumda yani bir göğüs ağrısı vardı. Zaten sabah karşıda hiç kalkamıyordum yani. Konuşmamda bir şey söyleyemiyordum. Bu esnada 112'yi aradım. Konuşmam üzerinde hiç yok. Konuşmam bozuldu. Evet, yani sen, bir şey anlamıyordum. Senin de tarafın tutmaz oldu. Sol tarafı. Senin de sol tarafın. Evet, sol.